Gaziantep'te içerisinde kütüphanenin yanı sıra geleneksel oyun alanı, sanat, masal, dil gelişimi gibi farklı atölyelerin bulunduğu bebek kütüphanesi, ebeveynler ve çocukların ikinci adresi oldu. Atölyelerimiz ve kurslarımız mevcut. Dil gelişim atölyeleri, duyu bütünleme atölyesi, aynı zamanda ritim ses atölyesi, masal atölyesi gibi atölyelerimiz mevcut. Çocuklarımız aynı zamanda bu atölyelerimize randevu sistemimiz var. Online randevu sistemiyle gelip kayıt yaptırabiliyorlar. Aynı zamanda kütüphane alanımızda da randevu almadan gelip çocuklarıyla güzel eğlenceli vakitler geçirebilirler çocuklarımız. Öncelikle kütüphanemize çok şaşkın bakışlarla giriyor, çok renkli buluyorlar. Ayrılırken de gerçekten biz onların gözlerinin dolu dolu olduğunu görüyoruz. Bu da bizim herhalde amacımıza ulaştığımızın bir göstergesi oluyor. Renkleri koyalım. Bitiren varsa bana söyle. Bebek kütüphanesi Gaziantep'te ilk. Bu sebeple gerçekten çok ilgi gördük. Çünkü çocukların ekran karşısından uzaklaşmaları, farklı bir atölyeler yapmaları, anneleriyle gelip buralarda, anneleriyle veya babalarıyla gelip buralarda kitap okuması, çocukların farklı bir etkinlik alanına sahip olması hakikaten mutlu ayrılmalarına sebep oluyor onların. İçerisine. Aynı zamanda bizim kutlama odalarımız mevcut. Annelerimiz, babalarımız aynı atölyeden kayıt alır gibi bizim kutlama odalarımızdan kayıt alıp çocuklarının özel günlerini odamızda kutlayabiliyorlar. Bunlar doğum günü partileri, kırk uçurma, köstek kırma gibi daha geleneksel partilerin yapıldığı bir alanın kullanılması da imkan veriyoruz. Öncelikle Instagram'dan GBB Kütüphaneleri sayfasından böyle bir bebek kütüphanesi açıldığını öğrendim. Çocuğum da henüz kreş yaşında değil, 16 aylık kendisi. O yüzden akranlarıyla vakit geçirmesi, böyle duygusal etkinlikler yapılmasını gibi oyun gruplarının olmasına gitmesini istiyordum zaten. Böyle bir şey görünce hemen online başvuru yaptım, online kayıt yaptım, getirdim. Kütüphane kısmından da çok memnun kaldım çünkü kitap okumayı çok seviyor Efe. Burada da bir sürü renk ve skalada kitaplar var. Önce kütüphanemizde zaman geçirdik. Hem arkadaşlarıyla hem kitaplarla. Şimdi de bir eğitim grubuna geldik. Burada da renklerle ilgili arkadaşlarıyla bir oyun grubumuz var. Şimdilik güzel gidiyor. Bu ilk gelişimiz ama muhtemelen birçok kez geleceğiz. Çok şey yapmadan siz koydunuz. Kardeşi olmadığı için, abisi ablası olmadığı için bir okul sürecimiz, biriyle bir iletişim sürecimiz çok olmuyor ister istemez. Burada hem arkadaşlarıyla zaman geçirmiş olacak, hem bu kendini ana sınıfına hazırlayacak, ilkokula hazırlayacak. Birlikte bir şeyler yapabilme becerisini de sağlamış olacak. Çünkü ben evde ne yaparsam yapayım, tek çocuk olduğu için bu konuda aşırı eğitemiyorum. Bu benim için çok avantajlı olacak. Bugün ilk alan, ilk geldik. Evet, deney kulübümüze katılmak istedik. Çünkü biraz heyecanlı, çok seviyor böyle şeyleri. Bir şeylere katarak bir şeyler yapmayı çok seviyor. O yüzden deney kulübüne katılmayı tercih ettik. Ya şimdi boş vakitimiz olduğu zaman muhakkak geliyoruz. Bir de cumartesi pazar açıkmış. En önemlisi o. Biz de nöbet usulü çalışıyoruz. Cumartesi pazar da gelebiliriz. Hafta içi de gelebiliriz. Çocuğumuza vakit ayırmak bizim için daha önemli. Yani çalışmak önemli ama çocuk daha başka. Biz şimdiye kadar hep iki tane evladım var benim. İkinci oğlum. İlk çocuğumuza çok emek verdik. İnşallah buna da aynısını göstermek istiyoruz.